Futbolun Messi'ye bir Dünya Kupası borcu olduğunu düşünüyorum ben artık. Arjantin ilk defa belki de gerçek anlamda bir umut verdi belki bu futbolla. Bunu böyle söyleyelim. Saygı duyarım ben. Polonya'nın bence 3 misli daha iyi Aynen öyle. Ve Üzülüyoruz. hatırlanma anlamında evet. çok daha hatırlanacak Şimdi. yani. Ya sarı kart oyunun akışı içerisinde bir de her sarı kart gayri fair play değildir ki. Bire bir de bir omuz omuza evet. biraz abartırsın şarjı. Şey, Avustralya'nın şu anda Dünya Kupası kadrolarına baksak en zayıf kadro Avustralya'da var desek yalan değil. Ronaldo'nun artık bu saatten sonra üst düzey takıma gittiği zaman her zaman tartışılacak. Mutlu günler sevgili futbol severler. Yemek sepeti market desteğiyle hazırladığımız atıştırmalıkta Dünya Kupası bölümlerimizi sürdürüyoruz. Hemen hatırlatmamızı yapalım. Siz de yemek sepeti uygulamasını indirip yemek sepeti marketi seçerek tüm market ihtiyaçlarınızı indirimli olarak dakikalar içerisinde giderebilirsiniz. Sevgili Orhan Uluca ile birlikte Arjantin ağırlıklı olmak üzere ve biraz artık kalan gruplardaki final maçlarına da bakacağız. Orhan abi bugün senin stilinle yani üzüm üzüme <laughs> <laughs> baka baka Boğazlı kazak çeker Benim dedik. Boğazlı Kazak ama şey... E, kombin... Hiç bana gitmiyor ya. Yok ya gidiyor. Abi ben Dünya Kupası beni iyice dağıttı. Bir Sabah şey nasıl mi? giyindiğimi bilmiyorum artık. Evet ama kötü değil kesinlikle. Boğazlı Kazak sana gidiyor bu arada. Sen bu konuda bir kompedan yok yok. olarak... Bir gün o... dene bak. E, çünkü neden gidiyor? İnce uzun göster Yani ki hı hı. ben severim zaten ama sana gidiyor. Sadece daha başka kombinleri sökülememelisin. Bu da güzel kesinlikle. Bak, yeşil renk çok güzel. Hı hı. ama kesinlikle gidiyor yani. Teşekkür ederim. Sana e, bakış açımı değiştirdim. Ondan sonra Ali Bey diyeceğim. O zaman denemelerden bahsettik abi. Bir önceki atıştırmalıkta seninle Arjantin kadrosunu, Arjantin'in turnuva içerisinde ideal 11'ini nasıl bulacağını ve Scaloni'nin neler denemesi gerektiğine dair kendi fikirlerimizi konuşmuştuk. Polonya maçında bizim kafamızdaki o ideal 11'in Alvarez'le Enzo'yla McAllister'ın kullanımı ile direkt olarak yansıttığını gördük. Ve Arjantin belki de turnuvanın İlk iyi futboluyla çok dominant bir galibiyet aldı. 2-0'dan fazlasını da yakalayabilirdi. Kadro değişimi grafik olarak da ekrana geliyor. biraz da anlayış anlamında neler değişti? Hemen sana Arjantin pasımı atayım. Bir kere insanlar şey diyor, haklı olarak Polonya'nın futbolunu küçümse gerçekten Polonya futbol falan oynamıyor ama Polonya futbol oynatmamak için de ciddi bir çaba sarf ediyor. Dolayısıyla dün Arjantin'in toplam 90 dakika içerisinde Polonya gibi oldukça kapalı bir savunma hattına karşılık bu kadar çok x üretmesi yani bu kadar çok net pozisyon üretmesi başlı başına bir değer. Ben şöyle bir şey olsa Arjantin bastırır yani topu ya rakip yarı sahada oynar. Topa %80 sahip olur ama toplamında 0.70, 0.60 xg ile bitse yani daha az pozisyon üretse bu test maçı diyemeyebiliriz. Ama bu maç bir de üçlü savunmaya karşılık her zaman söylüyorum. Üçlü savunmanın delebilmek için merkezden delmen gerekir. Sıklıkla söylüyorum. Hatta hep burada örneğini çok verdik. Bekle stoper arasına indiriyorsanız biraz geriye çıkarın orada boşluk bulacaksınızdır. Çünkü dörtlü ve üçlü savunmanın temel farkı o penaltı noktasındaki adamı alıp orta sahadaki adamı alıp savunma yerleşiminde iki tane stoperin arasına koymaktır. Dolayısıyla 9 numaraya sağdan soldan orta yaparsanız bir sonuç alamazsınız ama Kafanızı kaldırıp böyle biraz geriye çıkardınız çıkardığınızda pozisyon bulursunuz. McKenna string golünden bahsediyorum. Evet. Bu bir. ikincisi kadro olarak. Ya bak Enzo Fernandez... sadece şimdi... bir gol attı. Şimdi burada asist yaptı. Aslında bir asistini de Messi yedi. Bir de Messi'nin asistini yediler. Ayrı bir konu. Normalde iki asist bir golle bitirebilirdi. Benfica'da... Benfica'da Florentino ile beraber oynuyor. Onu önde... o dörtlü hücum hattına yapışıp, yapışaraktan inanılmaz işler çıkarıyor. Parades girdikten sonra biraz daha etkili oldu. Keşke daha farklı, Yarına Ben olsam Depao'yu... Ama adam muhtemelen savunma diğer oyunculara güvenemiyor şu anda. Enzo'yu oraya koyuyor. Ama ben olsam Enzo'yu 6 değil 8 olarak kullanırım. Şunu unutuyor insanlar. Enzo Fernandez'i Öne çıkaran unsur Şampiyonlar Ligi oynanırken... Hem... Hücuma atılan gerek diagonal, gerek alışverişle, verkaçlarla yapılan ekstra işlerin dışında bu kadar hücumda teknik olarak iş yapıp onu bunu yaparken... toplam 90 dakikanın en fazla pasarası yapanı, en fazla top kapanı... en fazla ikili mücadeleye giren oyuncusu olmasıyla fark yarattı zaten 21 yaşındaki oyuncu. Ve dünkü maçta maalesef e, form iyi işler yapsa da... ben tam olarak yerinin orası olduğunu düşünüyorum hiçbir zaman için. Böyle Tabii yani. Ası yeri Roger Schmidt takımındaki o pozisyonu evet. gibi gözüküyor. Yani O ikili orta sahadan yanındaki daha defansif, daha sert bir orta saha. Yani Paredes ligisini savunmanın koysan daha mantıklı iş olur. Paredes'in arkada kaldığı biraz daha. Dün Depol'un oyundan çıkması için Arjantin Twitter'ında bir hashtag yapılmış maç içerisinde. Herhalde performansı ile en tatmin etmeyen oyuncu. <laughs> yani şunu söyleyeceğim Depol iyi bir örnek. Baktığın zaman Arjantin hani o 36 maçlık 37 maçlık seriyi yakalarken ve işte yenilgisiz Copa Amerika'yı kazanırken ederken vesaire vesaire en önemli futbolculardan birisiydi. Hakkını yememek gerekir şimdi. Ama bu Dünya Kupası'nda dedi ki formda olanı niye almıyorsun? Bu formsuz olanı formda'ya çevirilecek zaman yok. Benfica ile işte kaybetmemiş kaç maç vesaire. Messi mesela formda geldi atıyorum. Dimari'ye son bir var bir yok. Alvarez formda geldi. Alvarez formda geldi. Bunları değerlendirmek gerekir. Bir de ne olursa olsun yaş ortalaması çok önemli bir kriter. İlk maçı hatırla. Şu istatistiği verdik burada seninle beraber. Arabistan karşısında 34 yaşında ilk 11'e Dünya Kupası'nda ilk defa 4 oyuncu... ...yerleştirmesi bir ilk. Düşünebiliyor musun Dünya Kupası'nda? Eskiden daha fazla yaşlı oyuncu oynatılıyordu. Yani bu, tabii ki eskiden 34 daha kolay bırakma yaşıydı. O da etkili olabilir ama... E, bir de bunun hepsinin... Messi'yi taşıyacak oyuncu yani o 34 yaşında bir Otamendi var stoperde. Geri kalan 3 oyuncu Di Maria, Papu Gomez, Messi. Bu da nasıl bir hareketlilik olsun? kaç yaşında Fernandez, kaç yaşında Alvarez? İkisi birisi verdi, birisi vurdu. yaşla ilgili değil aynı zamanda. Yaşla formu birleştirince gerçekten ortaya bir şey çıkıyor. Yani kısacası pek çok takım için bu geçerli deneme yanılma gruplarda biraz doğru kadroyu oluşturma şeyi oldu. Oluşturamayanlar da zaten devre dışı kaldı. Burada e, doğru hamleler en azından skalöründen geldi. Evet. Ben artık Enzo Fernandez ve Alvarez burada olmazsa ilk 11'de. Yani Bir de bu... turnuva içerisinde kadroyu bulmak turnuva hikayesinde önemlidir abi. Yani giderken bazen kadroyu bulursun. Dün Akunya'nın final pasları çok tartışıldı ama Alvarez de oynamaya çok uygun bir bek. Çünkü aslında bir beşli beki gibi o koridoru kullanmayı çok iyi biliyor. Önündeki oyuncu biraz böyle forvet özellikliyse onu sürekli içeriye itiyor. Alvarez de Akunya'nın çok uyumlu olduğunu dün biz e, Mert Aydın'la da konuşmuştuk. Molina ve Akunya yine birbirlerine attıkları bu enlemesine toplarla senin dediğin gibi o kalabalık savunmayı bayağı çalkaladılar. Ya. Hatta golde, gol McAllister'ın golünde de back katkısı çok yukarıda. Tabii e, McAllister'ın ceza sahasına girmesi bunu Almanya'da Goretzka üzerinden de konuşmuştuk. Onun ceza alanına girmesi de çok fark eder. Hatta Messi maç sonunda kendisine verilen maçın adamı ödülünü McAllister'a vermiş. Git sen al ödülü. Maçın adımı olmayı sen hak ettin demiş McAllister'a. Çok doğru. Çok doğru. Kritik rol ve bence tartışmasız bir şekilde burada da görüyorsun. Bence de bu arada. McAllister, yani Messi tabii ki Messi de bizim standartımız çok yüksek olduğu için maçın oyuncusu olacak içerikleri yapsa da bir standart normal geliyor. Olağan geliyor. Ben Messi'yi dedim bu arada beğendim. Yani içeri zorlamaları belki finalde biraz o tabii ki gençliğini yani 35 yaşında Messi ne olursa olsun 28 yaşında olsa onlar daha yerden kayarak müdahale yapasaydı Messi iki kere geçerdi onları. O kadar atik, hızlıydı. Şimdi biraz da Polonya geride fazla kalınca enerjisini de iyi kullandı. Bu da etkili oldu. Ama ben Scaloni'nin beğendiğim şey şu. Bir, Enzo Fernandez-Alvarez ikilisi 11 başlayacak. Önemsiz. Bu çok önemliydi. Gençleştirmek, enerji katmak ve formda teknik geleceğin 200 milyonluk adamları bunlar. 150 milyonluk oyuncuları. Nasıl dışarıda bırakırsın? Bu bir. İkincisi, e, taktiksel olarak da Martínez dışarıda bakmak kolay bir karar değil. Burada bir öyle bir formasyon var ki şimdi sahte 9 Messi formasyonu da bir şey yapabilirsin. İkincisi Alvarez'in oraya gelip McAllister'ın oraya kayıp 4-4-2 Messi'nin biraz da arkada kaldığı her türlü form ya bu çok önemli bir şey değil. Esneklik veriyor sana. Bu ya evet orada McAllister'ın nereye kayacağı belli. İlk merkeze kaymadı söylüyor sola kayacak. Alvarez mesela ikinci yer neredeyse zaten santrofor oynadı. Santrofor olarak yani Messi onun arkasında gözüküyor. Orta sahaya çok yardım oldu her zaman. En azından topu çıkış, çık, çıkışlarda ve en nihayetinde Arjantin bu kez sadece kazanmadı. Zor bir rakibe karşı e, pozisyon üretimini sağladı. Biraz daha Messi'nin 35 yaşındaki Messi'den faydalanmak için acaba doğru formül ne şıkkının içerisini açtı. Hı hı. Yani kolay bir karar değil. Martinez dediğin Market değerine baksan Martinez'den daha değerli bir oyuncu var mı? Yaş, yani şey, Doğru. geçmiş vesaire vesaire. Ya kesmek kolay değil o kesim. Kolay değil. Ama ben e, diğer şunu bak şu benim moral bozucu bir şey. Elinde kadro belli ve şu iki oyuncuyu hiç kullanmadan buraya kadar getirip burada aklının başına gelmesi de çok önceden kullanması gerekiyordu. Çok önceden. Ben Dünya Kupasına gelmeden Enzo Fernandez başlığı açıyorum. Enzo, Enzo Fernandez hakkında konuşuyorum. Ve hadi beni geç. Avrupa'nın en formlu takımı ne? Kim? Ya Benfica şu an. Şu anda Benfica çünkü ne iki tane. Taraftır... Kadrosuna göre özellikle kesin. Hayır yenilgisiz adamlar. Uh -huh. Avrupa'nın şu an Paris Saint Germain ve tekti. Benfica ikisi de aynı grupta Şampiyonlar Ligi'nde. Her iki maçta bir bir bitti. Her ikisi de ligde, kupada ve Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisiz olan 5 büyük ligdeki tek takım. Bunun Benfica'nın yapıyor olması ve Benfica'nın en önemli oyunculardan birisinin Enzo Fernandez olması oynatılmaya değer değil mi yeteri kadar? Ya aynı şeyleri söylüyoruz. Burada daha çok kritik nokta dediğim gibi. Ben Di da bu arada oynatılması taraftar değilim. Yani şöyle. Di Maria'dan, aynı Messi gibi düşünelim. Di Maria önemli bir değer. Bak sana Di Maria var ya finalde, yarı finalde final pasını, final golünü atacak oyuncu. Kesin. Yani çok kritik bir önemi var. Yani asla vazgeçemiyor oyuncu. Değil. Ama nasıl değerlendirme gerekir? Mertens için de bu geçerli. Ee, mesela Mertens oyuna sonradan soktuğunda 35 yaşını alıyorsun ondan. Çünkü Mertens hızlı. Mertens oyuncuyla birebir de çok iyi. Yani bütün avantajlarını kullan. Yorulmuş savunma karşısında çok daha etkili ya patladı, olabilir. Patlayıcılığı ona kalmış oldu. Evet. Yani Dimaria'yı de son 20 dakika, 25 dakika oyuna soksan ama yani. abi bir turnuva için de fazla karar bu. Yani önce Lautaro'yu kesmesi, sonra Dimari'yi kesmesi ben kolay olacağını zannetmiyorum. Ona da cesaret etmesi zor. Dimari oyundan çıkmadan benim arkadaşım var. Maç izliyordum işte. Dedik ki dün böyle şey bir ortak. Hayır geç kalıyor. ben dedim çıkarılması gerekir. Üst üste 5 pas hatası yaptı çıkarılmadan önce. Artık yani bu oyuncu böyle bir oyuncu değil. Ben Di Maria'nın çok ciddi bir iyi bir silah olduğunu düşünüyorum. Ve Arjantin yarın bir gün istediği noktaya gelmesi için de Di Maria'dan mutlak suretle faydalanması gerektiğini ama şu andaki görüntü o oyuna ilk başladığında henüz verimli olamıyor. Kim başlayabilir abi Di Maria'nın pozisyonunda? Şu tabii ki şimdi şeyleri bilmiyoruz. Yani bazı oyuncular artık hepsi kadroda oluyor. Yani kim sakat kim değil bilmiyoruz ama mesela ben olsam Dibara ile başlarım örnek veriyorum ya da ikinci yarı direkt alırım Dibala'yı. Yani onu daha iyi kullanırım. Dimaria'yı daha hazır bir şekilde sokarım. Fit bir şekilde sokarım. Mesela Dybala, Messi, Alvarez çok iyi bir üçlü olabilir. Tabii ki şey Dibala'nın sakatlığı da Ama çok elini kolunu bağlı da. Çok, çok iyi durumda olmaması. Şöyle bir şey de var tabii. Dybala tam Dimaria kadar bir kenar oyuncusu değil. Yani mesela ben sahte dokuz onu iyi yakıştırıyorum yani. Bu Messi Allah korusun Messi'ye bir şey olsa... Orayı, aman, aman abi. Aman abi diyorum valla. Şey, ben mesela şeyi çok seviyorum. Herkes biraz yanlış anlıyor. Şunu söylemek istiyorum. Biraz da bak şu açıklamayı da yapayım. Ya bu iş tamam diyorum. Bu iş tamam ne demek? Gruptan çıktı demek. Abi işte Dünya Kupası'nı alamaz diyor. Ya ben Dünya Kupası'nı alır demiyorum ki. Ben zaten Almanyacıyım yani. yani a, e, olmazsa da söyledim burada en başında. Almanya elendiği yandan itibaren Arjantin'in almasını istiyorum. İkisi finalde karşılaşsa, Arjantin kazanırsa da üzülmem. Messi'ye Dünya Kupası... Futbolun Messi'ye bir Dünya Kupası borcu olduğunu düşünüyorum ben artık. Yarattığımız geçmişten gelen Dünya Kupası'nın öneminden dolayı. Çünkü geçmişte Dünya Kupası'nın farklı bir önemi vardı. İnsanlar sadece diğer liglerdeki oyunculardan, diğer liglerdeki futbolculardan Dünya Kupası sayesinde haberdar oluyordu. Tabii. Sadece Dünya Kupası, ligler şey yapılmıyordu. Mesela Panenka o penaltıyı atıp Avrupa Şampiyonası olduğu zaman Çekoslovakya o dönemde. Hı, hı. Aslında Panayka o penaltıyı ligde attı, kimse bilmiyor. Tabii. Ama ilk defa orada, mesela o taktik 3-5-2 oynanmış, kimse bilmiyor. Ama Dünya Kupası'nda oynayınca... ...tüm evrene yayılabiliyordu. Ya da biz mesela Kupası. 2002'de Van Chop'u tanıdık. Evet. Ne bileyim, Elacidufu tanıma fırsatı bulduk. Aliusisye'yi falan. Nasıl oyuncuymuş diye Dünya Kupası zamanı gördük. Yani yani Dünya Kupası herkes izlediği için farklı bir anlamı evet. sahip. Taktik trend olabilir, oyuncu... Evet. ...birden herkesin istediği bir oyuncu haline gelebilir vesaire vesaire. O yüzden... yani... bu artık bu yüzden de şey diyoruz... Dünya Kupası'nı almadan bir oyuncu hani Maradona'yı... kıyaslıyor. Maradona onu yaptığı için, o da onun yapmasını bekliyor herkes. Maradona'nın yapmadığı birçok şeyi yaptı. Arjantin'le alakalı enteresan bir not var abi. Bir penaltı, kehaneti var. Artık messicilik biraz batıl taraflarıyla ile de kendisini gösteriyor. Yani bu Dünya Kupası'nı kazandıracaklar Messi'ye galiba. 78 Dünya Kupası Mario Kempes 3. maçta penaltıyı kaçırdı. şampiyon Arjantin oldu. 86 Maradona yine 3. maçta penaltıyı kaçırdı. Arjantin yine şampiyon oldu ve dün Messi penaltıyı kaçırdı. Penaltı öncesinde Stesni penaltı olmadığını düşünüyor zaten. Bu arada Stesni e, doğru. Abi bak sana bir hikaye anlatacağım. Benim ilk milli maçım Polonya milli maçı sporta yaklaşık 4 yıl önce falan. İşte seninle konuşup almıştım maçı zaten. ilk anlatacağım vesaire. Hani zaten panayım. O kadar yüksek profilli maçı anlatmamışım. Maç öncesi telaffuzlara çalışıyorum. Bir baktım işte ezne. Sana ben vermişim de ilk maçı. Evet. Yani hem öyle hem de ilk milli maç da senden gelmişti. Ya, ina, ya stresim. Ya şimdi ben bunu Ştezni desem Orhan abi beni mancınıkla Polonya'ya atacak diye. Işte. Yok yok. sen de evet her zaman hmm. şeyi dersin doğru olanı söyle. Bak ben sana onunla ilgili bir şey söyleyeyim. De Bruyne krizine evet, Evet beni devre arasında canını duygar aldı. Abi De Bruyne diyorum tepki oluyor ne yapayım dedim. Doğrusu ne dedim De Bruyne. O zaman De Bruyne demeye devam et. Bu bazen şöyle bir şey var. Arsenal Arsenal atıyorum. Hı hı. Veya senin şey, şey telaffuzun da doğru ama bizde o doğru olmuyor. Ee, İsviçreli futbolcu Şakiri. Şaçiri, evet. Nasıl gerçek? Shakiri diye okunuyor orada. Q, Ç diye okunuyor Shakiri, Evet. Ç ile. Mesela o artık bizde Şakiri... Bunlar önemli değil. Burada bir tercih yapabiliriz. Bizim ülkede böyle diyebiliriz. Hı -hı. Ama şey De Bruyne veya Stedtli. Stedtli çok iddialı ama. Yıllarca çok alışına geldi ve tabii Türkçe'ye çok garip geliyor. Mesela Piontek, Piatek yazılışı Ama biz okunucu. mesela Piontek dedik. Hala her dediğimizde Piontek Abi yanlış okuyorsun diye bize bir sürü tepki geliyor. Bir de çok bilmiş gibi sana hakaret ediyor yani şey yaparken. Abi işte ben Kolaşinat dedim. Nasıl olur falan filan. Benim anneannemin soyadı Kolaşinat. Kolaşinat yani. öyle mi okunuyor diye falan bana inanılmaz mı Abi geldi? şu Kornavits ya adamın soyu ismi. insan buradan korkar yani. Bu evet. adam... Yani çok garip olay Stezni... E, Vallahi kulağımı sırıyor, kulağımı alıyor. İşte ezni. İddiaya girmiş Messi ile bu penaltı vardan dönüyorum. 100, 100 Euro'sunu ama vermeyecekmiş. vermeyeceğim dedim. E hem hala penaltı olduğunu inanmıyor. Hem de Messi de zaten bir sürü 100 Euro vardır dedi. Ya penaltı nasıl bir şey biliyor musun? Penaltı mı o pozisyon? Ya onun kuralı penaltı. Evet. Ama bazı kuralların kalkması gerektiğini hatırlatan bir penaltı. Yani. Bir gün önce de bir el pozisyonu oldu hatırlıyorsun. Yani kaçtığına Çok seviniyorsun o tarz hı, hı. Bu kadar basit ya yani. Kaçtığına seviniyorsun. Bu taraftarlıkla bir şey. Futbol adaleti sevinir. Yani orada... Şey zaten Arjantin sonuna kadar hak ettiği için... Sadece Messi'nin bir golü daha olsaydı güzel olurdu falana gider iş yani. Hepsi bu. O zaman abi kapatırken Arjantin, Avustralya karşısında bir yol kazası yaşar mı? Kısaca fikrini alayım. Bence şey iyi bir testti. Polonya. Hı hı. Ne açıdan iyi bir test? Tabii Benzer ki farklı. Benzer olmalar açısından mı? Yani yok. Kapanan bir savunmayı açma konusunda hareketli 11 koyma, ters ayak bekler, yer değiştirmeler, Messi'nin ortalığı karıştırması vesaire içeriye biraz o, o, Avustralya karşı tabii ki fizik olarak belki biraz problem yaşayabilir. Ben mesela Avustralya'nın hücumda problem yaratabileceğini düşünebiliriz. Arjantin'e karşı özellikle. Gerçi ben en niyetinde geçeceğini düşünüyorum Arjantin'in. Yolunun da güzel olduğunu düşünüyorum. Yarı finale kadar işler iyi. Yani Hollanda tarafından gelecek olan da onu çok. Hollanda Birleşik Devletler maçının galibiyle oynayacak. Tabii orada kim ister Hollanda gelsin, ister ABD gelsin. Eğer onu geçemiyorsan zaten hak etmemişindir. Arjantin ilk defa belki de gerçekçi anlamda bir umut verdi belki bu futbolla. Bunu böyle söyleyelim. Değişiklikler, kadro değişiklikleri çok önemliydi. Bazı oyuncuların hiç şey olmaması gerekiyordu ve bu süreci de iyi atlattığını düşünüyorum. Ben başka bir Arjantin izleyeceğiz bundan Turnu bu sonra. Turnuva acil alakalı yine kısa fikirlerini alayım abi. Ben Polonya'nın Fransa'ya herhalde bir zorluk çıkartacağını düşünmeyen taraf. Çıkartırsa değil. yemin ederim yani Polonya ile ilişkimi sen el keserim. Sistem değil mi yani? Futbol oynamıyorsun sen. Çok çirkin. Bak Polonya e, değil. Bunu Katar yapsa buna üzülmem. Evet. Bunu Suudi Arabistan yapar, buna bir saygı Suudi duyarım. Suudi Arabistan, Polonya'nın bence 3 misli daha iyi Aynen olarak. öyle. Ve hatırlanma anlamında evet. çok daha hatırlanacak şey, yani. Şey, Mustafa Tağ'da görmüştüm biliyorsunuz. Sevgili Mustafa Tağ çok güzel e, yabancı basından Twitter'da şeyler veriyor. Gazete başlıklarını filan falan paylaşıyor. O da şey demişti, Polonya işte başlığını Şezni Ştezni diye atsa o da şanslı demekmiş Hı. Türkçe'de, Vekçe olarak. Hı. Şans getirdi. Yani Arabistan o golü yemese, Arabistan gol atmasa Fair Play'den dolayı çıkıyor çıkıyor düşünebilir Fair Play kuralına ne diyorsun abi? Senegal elenmişti 2018'de Japonya'ya. Ya ben hiç hoşuma gitmedi. Ya da Fair Play kuralı olacaksa da kırmızı kart üzerinden olsun. Evet. Ya sarı kart oyunun akışı içerisinde bir de her sarı kart gayri fair play değildir ki. Birebir omuz omuza evet. biraz abartırsın şarjı. Fair play, sarı görürsün. bak fair play için katılabilirim genel anlamda Fair Play'in bir şeyi belirlemesine en son madde olarak, en son çıkış olarak ama Fair Play'in değerlendirme aşamasının salt kartlar üzerinden değer. Mesela birisi çok daha örnek veriyorum. Rakip senin faul şey olduğu için sakatlandığın için topu dışarı atıyor. Hı hı. Diğer takımda sana geri vermesi gerekiyor değil mi? Diyelim ki vermiyor. Sen onun iyiliği için rakip oyuncu yerde yatıyor diye dışarı atıyorsun. Rakip de alıp topu kendisine veriyor. Bu fair play'e çok uzak bir davranış değil mi? Öyle. Tamam. E şimdi bunun kartı yok. Nereden alacağım bunu? Fair Play Buna bakman gerekir. Bu tarz şeylere bakarsın. Fair Play dediğim... Almanya mesela 7-1 yenmiş. Normal her ülke canavar gibi sevinir. Hepsi gidip rakibi teselli ediyor mesela hiç sevinmiyorlar bile. Bu tar, bunlar fair play'dir ama o için. da biraz kanaat otuna gider yani Onu nasıl gözle diyeceksin? Onu değerlendirme Toplamda çok... tamam işte doğru diyorsun. Kanaatla değerlendirilmesi gerekir. Maçlarda bazen sarı kart vardır. Çok oyun akışı içerisinde. Bazen sarı kart vardır, kırmızı kart vardır. Direkt fair play uzak hareketten alınır. Ya bazen de kırmızı olması gereken sarı vardır. Gidi gibi bir yani. Yani tane kırmızı kart bile. Birisi adam düşürmek zorunda kalmışındır. İşte bir yani topu hızlı çekmiştir önünden. Diğeri adama tekme atmışındır. İkisi aynı kırmızı kart değil. İkisi de eksi 3 puan. Fair play yani işte İşte onu demek istiyorum. Kanaat ister istemez girecek. Fair play bunun ismi. Evet, ben belki... böyle düşünüyorum. Fair, çünkü oraya kadar gelmiş ama ya da hiç Dünya Kupası'na sokmayacaksın o işi. Hollanda Birleşik Devletler yani sürpriz beklentisi o kadar arttı ki burada artık herhalde sürpriz olmayacak. Birleşik Devletler'in fiziksel durumu özellikle insanların bayağı gözünü aldı. Gerek İngiltere maçı, gerek İran maçı ki hani stres çok yukarıda olmasına rağmen maçı domine ettiklerini söylemek mümkün. Ee, sen... İran oradaki bak İran ve Polonya'da rakip maçı domine ettiği için tebrik edilmez. Arjantin'de maçı domine ettiği için tebrik etmiyoruz bu arada. Tabii. Bizim Arjantin'e veya İran karşısındaki bir takıma veya Avustralya karşısında oynayacak olan... Şimdi Fransa'nın, Polonya'nın yarı sahasında oynayacağını zaten biliyoruz. Zaten bunu Polonya istiyor. Sen burada domine etmekten, kendi isteğinde bir şey yapmaktan bahsedemezsin. Arjantin üretkenliği benim hoşuma gitti. Polonya, ara, evet üretkenlik burada şey, hı hı. değer, kayda değer. Şimdi e, Hollanda, ABD karşısında ne kadar üretecek bir? Arjantin, Avustralya karşısında ne kadar üretecek? Ama domine edeceğini söyleyebiliriz maçı. O yüzden... Ben tabii ki burada bir Hollanda, Arjantin çeyrek finali bekliyorum açıkçası. Bakalım neler olacak? Ama ikisi içinde. de hem Avustralya hem... Hatta Fransa karşısında Polonya bile... Fransiyeliler şaşırmam. Herkesin beklentisi Fransa'nın 7-8 atması. Benim de beklentim. İnşallah da atarlar. Yani o kadar sinir oldum. Polonya o kadar suyla o futbol oynamaya mahkum olmamalı yani. Bu şekilde finale bile gidersin biliyor musun? Gitti yani Yunanistan. Gitti Yunanistan ama... 2004 Yunanistan ayrı bir şey olarak kalacak insanların hafızasında. Ben burada İngiltere'nin Senegal'i çok net geçeceğini düşünüyorum. Hı hı. Orada sürpriz beklemiyorum. Diğer 3 takımda ben Hollanda'nın da geçeceğini düşünüyorum. Avustralya ve Polonya'da korkutucu sürpriz olmaması için de ben normalde baş altı takımları severim. Ben de. Ama şu onların... baş altı takım var. Başaltı takım hep. Suudi Arabistan o pro takımın başaltı öyle. takım. Suudi Arabistan oynattığı futbolla bence güzel bir yaratıyor. Ekvador mesela bence öyleydi. Yani son maçı saymıyorum. Son maçta biraz Yani orada da ürünleri... penaltıyı kaçırmayacaksın arkadaş. Penaltıyı Fas, kaçırmayacaksın. Fas'la devam. Yani Fas'la elimde yani. turlarında Fas'a sempatim sürecek. Ama Polonya. Polonya'ya Avustralya. Bir bak Avustralya'ya sempatim var ha bu arada bak yanlış anlaşılmasın. Avustralya'nın şu anda Dünya Kupası kadrolarına baksak en zayıf kadro Avustralya'da var desek yalan değil. Düşük kalite. Katar'la düşük. yarışır yani öyle söyleyeyim sana. Buna mahkum olmamazsın sen. Hollanda'dan ne ne kadar farkın var Aynı ya. grupta Meksika'da feci futbol oynadı. Zaten Tata Martino son düdükle birlikte benim Yapsın Meksika'daki ya, gitsin görevim yani. Gitsin. O da acayip bahane üretti ya. Röportajlarını turnuva boyunca okuyorum. Yok işte topu verirsek rezil oluruz. Bu takım savunma yapmaz. İşte o yüzden tempoyu tamam, düşürmeye çalışıyoruz. Şey söyleyeyim mi sana? Genel Güney Amerika'da bu, bu tarz sakın bak Meksika, Paraguay, bir tek Şili biraz daha atağa da çeviriyor biliyordu ama fizik oyunuyla iz rakipleri eziyorlardı. İspanya 2008-2014 arası olan, 2012'ye kadar olan İspanya'nın en büyük belalısıdır Güney Amerika takımları. Paraguay 2010'da zorla geçti 1-0. Çok zorlandı. Hı, hı Şili'de de gruptan çıkamadı. Şili'nin olduğu gruptan dağıttı mesela futbol. O güne ve hazırlık maçlarında da 70 maçta iki mağlubiyeti vardı. İkisi de Güney Amerika takımıydı mesela. Ben o yüzden şey demiştim. Herkes 2010 şampiyon olarak gelmiş 2012'nin. Televizyonda bak hala durur. Ee, şimdi tabii şey yapamayacağım sana ama televizyonda her gün canlı yayın yapıyordum yani düş şey hayat diye bir o tarz bir şeyde. Şili çıkamaz dedim gruptan. İnsanlar bana o mu demişti. En sevmediği takımlar vardı çünkü o anda hatırlıyorsan. Evet ters gelen takımlar ters gelen oluyor Güney Amerika'lılara. Zordur artık. yani Güney Amerika belki, onu da hep 1-0'la geçersin zaten. Çok zordur onlara geçmek. Ama Polonya çok şansıyla, bence Arabistan maçı Polonya için kritikti. Arabistan yenmeliydi orada Polonya. Ya. Soru geçmekten bahsettik. Müller'in bir demeci var abi, sana hemen aktarayım ve fikrini sorayım. İspanya, Kosta Rika'yı 7-0 yendiyse, Kosta Rika'ya saygı duyuyorum ama biz de 8-0 yenebiliriz dedi. Bu güven iyi bir şey. Ama futbol öyle bir matematik değil. Bunu bir gün şey söylemişti. Christian, Str Christian Schra şey demişlerdi. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Bir ara Gladbach Bayern Münih'e 5 atmıştı kupada. Hı hı. Birkaç hafta önce de e, ligde hatta deplasmanda Freiburg'da Gladbach alt attı. İlk yarı, beşi ilk yarıda olmak üzere neredeyse. İşte böyle bir söz sormuşlardı. O öyle öyle diye. Futbolun öyle bir matematiği yok dedi Christian Schrein. O zaman bizim Bayern Münih'e 11 atmamız gerekir dedi. Ya bizim 6 atlığımız takım, oraya Bayern Münih'e 5 attıysa bizim bu hafta 11 atmamız gerekiyor. Böyle bir çok... matematik yok futbolda. diyor. bu hesabı oldu yani. Yani. O öyle, bir... O... öyle bir şey değil. Yeneceğin bile garanti yani. O gününde olur, şeyinde olur. Taktikler ters gelir, şeyler ters gelir. Biri öyle oynar. Biri topu verir, biri topu alır. Her şey değişir. Futbolun... Turnuvada kadro yakalamak demişken herhalde Almanya'nın da bu üçüncü maçla birlikte seninle maç sonu da konuştuk. Bir fülkruk... hamlesini yapacaklar gibi gözüküyor Almanya'nın. Ben 11'inin... Artık idealleşeceğini düşünüyorum. Bilmiyorum Şu ama şunu söylüyorum. Şöyle bir ihtimal de var. Tutar da Havertz koyarsa... ...en öne... ...ve istediği sonucu alamazsa... ...antifriye orada diyorsun. kimse tutamaz yani. Artık insanlar şöyle diyor. Biz diyor... ...mesela Sandro Wagner... ...diyor ki ben artık... ...Fürkluk'un olmadığı herhangi bir 11'i kabul etmiyorum diyor. O da... ...maç önü sonu, ortası, yorumcusu. Çok tutuluyor almaya da biraz daha... dobro olduğu için. Ee, o da iyi bir santrofor mesela. Pivot. Tabii canım. O biraz e, şeydi böyle. Çok fazla hedefini o yüksek... Sandro Wagner 2009 U21 Almanya'nın santroforu. O Mesutlu kadronun, Hı, Şampiyon. Şampiyon. kadronu. Daha sonra da Bayern Münih'e geldi biliyorsun. Lewandowski'nin yedeği olarak, backup olarak. O ho şeyden, Hoffenheim'den. Şeye gitti adam. Milli takıma yükseldi yani. Şunu söyleyeceğim. O, o, da mesela bir futbolcu, milli futbolcu, 9 numara, tam bir 9 numara. Führung, teknik kapasite var Fiyotung'da. Vizyon var, görmek var. En önemlisi, bak Havertz'den, öne, öne koyacağın her oyuncudan Fiyotung'un en önemli farkı, Havertz 4 mücadelenin birini kazanır, Fiyotung 3'ünü kazanır. Bu da çok kritik bir şey. Bir de Havertz'in de kötü maçı hiç çekilmiyor abi ya. Yani şu, Hayalet yani. Evet, hemen şöyle... Silmiyor. Sahte dokuzu özellikle Üçlü savunmalara karşı çok kritik rol oynuyor. Tek kritik nokta bu işte. Hmm, bu maçın <laughs> hikayesi. Ee, mesela ben dedim ki, ben İspanya karşı hayatta üçlü oynamam. Terse gidiyorum, bekler Tamamen hmm. o hiç... Asla böyle orta yapmayan bir takım. En son isteyeceğin takım yani. Üçlü savunma yapmam. Aksine o merkezi ceza sahasının... içerisinde yerleştiği zaman savunma seti... ceza penaltı noktası ve öndeki çizgiyi boş bırakmak... intihar İspanya'ya karşı olsun i'ye karşı. O yüzden ben e, ya Costa Rica'da yalnız hani üçlü beşli değil, onlu savunma yapıyor. Oradaki enteresan yani. şeyi ben söyleyeyim, söyleyeyim ben sana. O da kariyer maçını oynadı O eşleşmede enteresan bir şey, detayı söylüyorum ben sana. Rüdiger. Rüdiger'in şeyi kim biliyor musun ev sahibi? Kim? Seylor Navas. Neyse kira zammında %25 şey dedi. vardı. Soru şuydu. Ne olur, evinden atar mı seni dedi? E, e, eğer yenerseniz dedi. Vallahi her ay zamanında para ödersen hiçbir şey yapamazdı dedi. <gülüyor> <Yapamazsın>. <gülüyor> Burası şey demokratik bir memleket abi. Avrupa Birliği kira kuralları var. O zaman abi yani şey kapatırken Messi'yi konuştuk. Ronaldo ile alakalı da bir... Al Nasır haberi gayet ciddileşiyor. Markaya da çıktı artık. Anlaşma süresi 2,5 yıl. Aşkına... Yıllık maaş 200 milyon euro. Tabii Ronaldo bu. Hiç şaşırır mısın? Şaşırır Ama mi? biliyorsun geçtiğimiz gün Pierce Morgan röportajında ne kadar param var bankanda diye soruldu. Instagram takipçim aynı dedi aşağı yukarı 500 milyon euro cinsinden olsa gerek. 200 milyon euro çarpı 2 bir de bonuslar da acayip bu arada hani gol bonusları, asistler her şey bonus var yani ayak bastı parası tarzı. Yani servetini ikiye katlama fırsatı gider misin? Böyle bir yere gitmesi gerekir mu bu saatten sonra. Ya zaten bu noktadan sonra abi ya MLS ya da buralar gibi gözüküyor Messi de Inter Miami'ye yazıldı son dönemde. Ya bence Messi ben bir iki yılda oynamasını bekliyorum üst seviyede. Ama Ronaldo'nun artık e, bu saatten sonra üst düzey takıma gittiği zaman her zaman tartışılacak. Bir de kaldıramayacak, hiç alışmadığı şeylerle karşılaşacak. Bunun yerine hiç gitmediği farklı bir kültür, mesela Müslüman bir kültüre gidebilir, Müslüman bir ülkeye gidebilir, uzak doğuya gidebilir. Ya bir elçilik görevi gibi aslında. Bütün ülkenin kahramanı olabilir, o ülkeye yeniden futbolu sevdirebilecek bir ikon haline gelebilir. Amerika'da zaten bu kültür uzun zamandır var, perelerden bakımlarla ben olsam yaptı. böyle daha çok el nasırına mı giderim artık, oraya mı giderim, giderim yani. Hem en iyi verimli olabileceği şey para açısından, hem de bir ülkeye farklı bir ülkeye bir futbol kültürü kazandırabilir yani Bence tek de, başına. Yani zaten ligin de çok rekabetçi olmadığı düşünüyorum Rol, Evet, Ronaldo zaten şöyle bir şey, anlatmaya gerek yok ama arkadaşlar, tüm dünyada Instagram'ın bu kadar kullanıldığı noktada en çok takipçisi olan bir oyuncu başlı başına bir şey bu. Futbolun dışında da bir şey bu. Dünya Tabii. dünya insanlık adına en çok bilinen, en çok takip edilmek istenen bir figür demektir. 200 de verilir, 500 de verilir. Ronaldo Juventus'a gitti, parasını 10 kat çıkarmıştır var. Bu da ama ortaya edilmeyecek bir para değil. Market değerini %30, %20 yukarıya kaldırdı. Instagram, Twitter sayısını, şeyi sayısını hepsini düşündüğünde bugünkü marka değerini yükseltiyorsun bir yanda. Bunlar da milyarlık kulüpler. Hı hı. Yani çıkarır. Ben çok bu rakamlar artık yeni yeni futbol dünyasında çok farklı kapılardan gelirlerin olduğu, imaj haklarının bu kadar yükseldiği yok yerde çok şaşırtıcı bir şey değil. Bayağı bir ciddileşmiş iş. Ben de o, o arada Alman basından takip ettim. Bakalım. Juventus dedin abi. Juventus'u da Dünya Kupası sonrası o Prisma operasyonuyla konuşacağız gibi konuşacağız gözüküyor. Konuşacağız Juventus bir detaylı. 15 yılda bir Serie B'ye kaçacak. Kapa hepsi de Dünya Kupası, Kupası sırasında oluyor yalnız. Kalsın, o skandal da o şey de. Angeliler hepsi istifa ettiler. Noktayı koyalım. Yemek sepeti market desteğiyle hazırladığımız atıştırmalıkta Dünya Kupası özel bölümünde artık grupları tamamlayacağız. Gelecek hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.